Arkadaşlar merhabalar bu videomda 2021 tayfa için e, rehberlik videosunu yayınlayacağım ya şu en baştaki konuşmalarda hep sıkıntı yaşıyorum ya bir sürü yeri anlattığım için bu sefer ne anlatacağım acil geometri mi konu anlatımı mı e, geometrinin ilacı mı rehberlik mi evet rehberlik arkadaşlar rehberlik 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 evet. Ee, ne zaman? 29 Temmuz'da programa başlayan arkadaşlar için 20. haftanın programından bahsedeceğim sizlere. Evet bu hafta neler yapacağız? 20. haftada neler yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Bu arada bir yanlışlık vardı bir yerde. O yanlışlığı da düzeltmek için ne yapmıştık arkadaşlar? Şöyle bir düzeltmeler de yapmıştık. Şurası. Bu hafta ne yapacağız? Çemberde açıyı hallettik zaten ve şöyle kayma olmuştu çünkü şuradaki hafta ee, yanlışlıkla bunlar yok. 26-27 şu geçen haftaydı. Yanlışlık yapmıştık ama e, ayın 9'u sizin programınızda ikisi gibi gözüken üçü gibi gözüken aslında 9, 10 ve 11 şeklinde olacak arkadaşlar. Şurası 12 şurası 12 Burası 13 burası da 14 olacak arkadaşlar tamam orada ufak bir yanlışlığımız vardı yani bu hafta çemberde uzunluğu anlatacağız Çemberde öncelikle şunu söyleyeyim çemberde uzunluk pdf hazır birkaç yerde hata vardı dizgiciye gönderdim gecenin bir vakti Yarın gün içerisinde bana gönderir zaten ben de gün içerisinde sizlere paylaşırım tamam pdf linki de atarım e, Açıklama kısmına Eğer unutmazsam ya da her zamanki yerden de indirebileceğinizi de biliyorsunuz zaten Evet Çemberde açıyı Büyük ihtimalle çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Sırada ne var? Çemberde uzunluk var. Arkadaşlar çemberde uzunluk da çok güzel oldu ya. Vallahi ciddi anlamda. Zaten güzeldi. Geçen seneki de güzeldi de. Bu sene ufak tefek böyle dokunuşlar, şunlar bunlar yaptım. Ve sorularda düzenlemeler yaptım arkadaşlar. Ciddi anlamda yine çok da güzel sorularla yine karşınıza geleceğiz. Hatta şu an dairede alanı yazıyorum. Dairede alanda da yine çok güzel şeylerle karşınıza çıkacağız. Neyse çemberde uzunlukta arkadaşlar. Ee, çok kolay bir konu. Aşırı derecede kolay bir konu. Yani bağıra çağıra çözeceğiniz bir konu. Ne, ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten konu anlatımında gördüğünüz zaman. Merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik. Teğetler birbirine eşit diye diye bağıra bağıra bütün soruları yapacaksınız arkadaşlar. Bağıra bağıra yapacaksınız. O kadar kolay bir konu. Niye? Çünkü dik üçgeni çok kullanacağız. Şey benzerliği ya da çok sıkıntılı sorularda çemberde uzunlukta çok sıkıntılı sorularda da üçgende benzerliği kullanacaksınız. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Ta önceden beri söylüyordum size. Geometride zaman ilaçtır. Yani zaman geçtikçe geçmiş konuları da daha iyi bir şekilde kavrarsınız. Çünkü çemberde açıda bile ne yapıyoruz? Üçgen yapıyoruz. Dik üçgen yapıyoruz. İdik üçgendeki her şey karşımıza çıkacak. Belki özel üçgen belki şey. Bak benzerlik de karşımıza çıkacak. Yani biz üçgenleri tekrar ediyoruz. Ve e, o yüzden zaman geçtikçe yine her zamanki söylediğimiz gibi e, zaman her şeyin ilacıdır. Geometrinin ilacıdır. E, zaten geometrinin ilacı kitabını da çözüyoruz. Oho daha ne isteyelim ya. Değil mi gençler? Evet bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta ayın 9'u yani şu programa şu programı uy uyuyacağız uyacağız arkadaşlar. Yapacağımız iş basit. PDF yayınlaması, evet bugün PDF yayınlıyoruz. Ee, gün içerisinde gelecek arkadaşlar çok da geç olmaz onu da söyleyeyim. Ee, PDF yayınlaması ve ondan sonra öğrencinin ön hazırlığı, işte şemberde uzunlukla ilgili şeylere bir ön hızlıca bir şekilde bakmanızı istiyorum. PDF'e bakmanızı istiyorum. PDF'ye PDF'teki soruları hem konu anlatımını hem de sorular çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Ama oyalanmadan bunu biliyorsunuz çarşamba günü Kenan Kara ile geometri günü ne yapıyorsunuz çarşamba günü çemberde uzunluk ve çemberin çevresiyle ilgili hem konu anlatımını izleyeceksiniz hem de e, ödüllü soru var mıydı burada ya bilmiyorum belki de ödüllü soru varsa ödüllü soru falan da yapacaksınız arkadaşlar e, İnşallah vardır inşallah bırakmışızdır ödülleri de vereceğim aklımda merak etmeyin tamam mı? Ee, siz bu konu anlatımlarını çalıştıktan sonra konu anlatımı kaç video olur? 1, 2, 3, 4, 5, yine bir 5 video falan olur gibi tahmin ediyorum. Daha çekmedim çünkü. Ee, bugün ya da yarın çekeceğim inşallah. Ee, bunu çektikten sonra siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Dinledikten sonra geometrinin ilacı kitabını çözeceksiniz. Geometrinin ilacı kitabında çemberde uzunluk sorularını çözeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Çemberde uzunluk sorularını çözeceksiniz. Ee, bunu yine iki güne yayabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, iki güne yayıp iki günde de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ki ben size şunu garantisini verebilirim, ya açık ve net yani çemberde uzunluk videosundaki konu anlatımındaki her soruyu anlayarak yaptıysan eğer önüne hangi kitabı alırsan al, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksın. Hem de hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksın. Hocam bir sayfa dolusu bir şey soru var. Bak sıkıntı yok, rahat bir şekilde halledeceksin. Senin belki de en severek, en severek, en zevkli bir zevk alacağın konulardan bir tanesi bu. Ciddi anlamda çünkü niye dik üçgenle çözülüyor dik üçgenle çözülebilen her konu kolaydır ve basittir arkadaşlar çoğunluğu yüzde seksen dik üçgenle çözülüyor daha doğrusu ve yarı çap çizmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu videolarda da anlayacaksınız arkadaşlar yarı çap çizmek bizim için çok 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 önemli çember dalçalığı da bunu zaten görmüştünüz evet neyse geometrinin ilacını perşembe ve cumaya iki güne yayarak yapacaksınız çünkü Kaç test vardır? 5 test vardır. 3 test bir gün, 2 test bir gün şeklinde çözersiniz. Ya da 6 varsa 3-3 şeklinde çözersiniz. Sonra elinizdeki orta seviyedeki bir kaynaktan da cumartesi ve pazarda çözeceksiniz. Ve ondan sonra önümüzdeki hafta başlayacak. Önümüzdeki haftada dairede alanla tüm çember daireyi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Tamam. Evet. Böylelikle e, bu haftayı size anlatmış olduk arkadaşlar. Bu hafta ne yapacağız? Çemberde uzunluk yapacağız. Çok zevk alarak yapacağınız bir konu. Evet, size iyi çalışmalar diliyorum gençler. Ee, yolun yarısını geldik, yolun yarısını hatta geçtik zaten. Neler kaldı? Ee, çember daireden sonra analitik geometriye. Evet, dairede alan. Çember daireden sonra ne yapacağız arkadaşlar? Analitik geometriye geçeceğiz. Analitik geometriden sonra ne yapacağız? Ee, katı cisimler geliyor arkadaşlar. Ciddi anlamda çok az kaldı. Sonra da çemberin analitiği geliyor arkadaşlar. Az kaldı, bayağı bir az kaldı. Ondan sonra da denemelerdir, şunlardır, bunlardır derken inşallah çok da iyi bir şekilde bayağı bir şey halledeceğiz. Bu arada çemberler konusu bittikten sonra da büyük ihtimalle netleriniz bayağı yine artışa geçecektir arkadaşlar. En azından 7 yapıyorduk, 8 olur. 8 yapıyorduk 9 olur şeklinde olur arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Doğru yolda gidiyorsunuz. Gittiğiniz yol yol değildir sözünü söylüyorduk ama bazı şeylerde söylüyorduk. Nerede özel açılı üçgenlerde söylüyorduk. Şu an şu programı takip ediyorsanız gittiğiniz yol harbiden mükemmel bir yol. Programa uyarak çok iyi bir şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar ve faydasını da görüyorsunuz büyük ihtimalle. Ee, söyleyeceklerim arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta daha doğrusu önümüzdeki çarşamba günü videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.